Gözler bir kez daha kabineye çevrildi sevgili izleyiciler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan'la normalleşme, salgında gelinen son durum ve enflasyonu düşürmek için atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Adalet Bakanlığı'nı Abdülhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ'ın ilk kez katılacağı kabinede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılmasına dönük yapılan diplomatik girişimlerle ilgili briefing verecek. Bu kapsamda Erdoğan'ın 3 Şubat'ta yapacağı günübirlik Ukrayna ziyareti de konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek. Erdoğan, Kiev ile Moskova arasındaki gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk rolü oynayabileceğini dile getirmişti. Ermenistan'la yapılan normalleşme temaslarında gelinen durum da değerlendirilecek. Vaka rekoru kıran koronavirüsle mücadele çalışmaları konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine üyelerine sunum yapacak. Büyük şehirler başta olmak üzere vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılama oranının artırılması için atılabilecek yeni adımlar kabinenin gündeminde olacak. Yarı yıl tatilinin ardından okullarda alınacak önlemler konusunda da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bilgilendirmede bulunacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği çalışmalar da konuşulacak. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV'nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirilecek. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.